Çok değişkenli fonksiyonlarda mutlak maks ve min bulma örnek soru 3. Bu videomuzda çok değişkenli fonksiyonlarda mutlak maksimum ve minimum bulmaya bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Fx y eşittir 2y küp artı 2x kare y eksi x kare eksi y fonksiyonunun d eşittir x y sıralı ikilisi öyle ki x kare artı y kare küçük eşit 1 kapalı bölgesindeki alabileceği mutlak maksimum ve minimum değerlerini bulunuz. Bizim karşımıza çok değişkenli fonksiyonlarda mutlak maksimum ve minimum değerlerinin sorulduğu bir soru geldiğinde mutlaka bize bir kapalı bölge tanımlayacak. İlk işimiz de bu kapalı bölgeyi çizmek olmalı. Birinci adım. Koordinat düzlemimizi hazırlayalım. X, Y. Çizimi de farklı bir renkle yapalım. Buradaki x kare artı y kare küçük eşit 1 bir çember denklemidir. Merkezi 0'a 0. X kare artı y kare olduğu için x eksi 1'in karesi olsaydı merkezimiz 1 olurdu x koordinatı. Çember denklemini kısaca bir hatırlatalım şurada. X eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Merkezi AB yarıçapı R olan çember denklemidir bu. Burada merkezi bir 0'a 0, yarıçapımız 1. X kare artı Y kare eşittir 1 bizim sınır bölgemiz ve iç bölgesi de var çünkü küçük eşit 1 demişiz. 1, 1, eksi 1, eksi 1. Bu çember ve iç bölgesi, çemberin üzeri ve bu iç bölgeye düşen xy'lerden, xy sıralı ikililerinden hangisini buna koyduğumuzda sonuç en büyük çıkar? Derdimiz bu. Hangisini koyarsak en küçük çıkar? Derdimiz bu. Bunların arayışında içindeyiz. Bu tarz sorularda 3 aday belirleme sürecimiz vardı. Birinci aday belirleme süreci, bu kapalı bölgenin köşe koordinatları direkt adaydı. Fakat bu kapalı bölge çember olduğu için köşe koordinatları yoktur. Köşe koordinatları yoktur. Bu nedenle köşelerden aday gelmez. Üçüncü adım, bu fonksiyonun gradyan f'ini 0 yapan xy sıralı ikililerinden bu bölgenin içine düşenler bizim için adaydılar. Kritik noktalar dediklerimiz. Gradyan f, f'in x'e göre türevi, f'in y'ye göre kısmi türevinden oluşan bir vektördür. Yani onun 0'a eşitlenmeli. Eşitlenmesi f'in x'e göre türevinin 0'a, f'in y'ye göre türevinin 0'a eşitlenmesi. F'in x'e göre türevi bu 0 eder. 4xy eksi 2x eşittir 0. F'in y'ye göre türevi 6y kare artı 2x kare eksi 1 eşittir 0. Şuradan şu ifadede bir paranteze alma işlemi yaparsak, 2x parantezini alırsak, burası 2y eksi 1 eşit 0 eder. Bu sonucun 0 çıkabilmesi iki durumda mümkündür. X 0 olursa sonuç bir 0 çıkabilir. Bir de y eşittir 1 bölü 2 olursa sonuç 0 çıkar burada. Bizim kritik noktalarımız bu ikisini de 0 yapan xy çiftleridir. Tamam, x eşit 0 bunu 0 yapıyor. X yerine burada 0 koyduğumuzda hangi y'ler bunu da 0 yapıyorsa onların birleşimi
bizim için kritik nokta olacak. Aynı şekilde y yerine getir burada 1 bölü 2 koyduğumuzda ona karşılık bulacağımız x'ler de 1 bölü 2 ile birleşip bizim diğer kritik noktalarımızı üretecek. Şimdi önce x0 için getirip şuraya koyalım. X0'ı bu denklemde koyarsak 6y kare eksi 1 eşit 0'dan y kare eşittir 1 bölü 6 eder. Y de buradan 1 bölü kök 6 ve eksi 1 bölü kök 6. Buradan oluşan noktalar 0'a 1 bölü kök 6 kritik nokta. 0'a eksi 1 bölü kök 6. Şimdi y yerine 1 bölü 2 koyacağız burada. 1 bölü 2'ye karşılık gelen kritik noktaların peşine düşeceğiz. Y yerine 1 bölü 2 yazıyoruz. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. 6 ile çarparsak 3 bölü 2 eder. Artı 2x kare eksi 1 eşittir 0. 3 bölü 2'den 1 çıkartırsak 1 bölü 2 eder. Karşıya atarsak 2x kare eşittir. Eksi 1 bölü 2 olur. X kare eşittir. Eksi 1 bölü 4. Bir şeyin karesi reel sayılarda negatif çıkmaz. Bizim de buradaki kökleri bulacağımız x, y sıralı ikilileri reel sayılardan oluşmalı. Buradan çözüm yok. Yani y'nin 1 bölü 2 olduğu durumda burası 0 edebiliyor ama y 1 bölü 2 iken bizim burayı 0 ettirmemiz mümkün olmuyor. O yüzden 0'a 1 bölü kök 6, 0'a eksi 1 bölü kök 6 bizim kritik noktalarımız. Yalnız bunlar bu bizim sınırlayan bölgemizin içinde olması lazım. 0'a 1 bölü kök 6 şurada bir yerdedir. 1 bölü kök 6 çünkü birden küçüktür. Bu şurada. 0'a eksi 1 bölü kök 6 ise o da burada bir yerde. İkisi de içeride. Bunlar bizim adaylarımız. Dördüncü adım, sınır fonksiyonu üzerinde kritik nokta aday arayacağız. Sınır fonksiyonumuz bu çemberin sınır fonksiyonu x kare artı y kare eşittir 1'dir. Bunun tamamı x kare y artı y kare küçük eşit 1'dir ama sınır fonksiyonu x kare artı y kare eşittir 1'dir direkt. Bizim fonksiyonumuz neydi? Onu da bir alalım. Çünkü x kare veya y kareyi yalnız bırakıp getirip burada yerine koymamız gerekecek. Fonksiyonumuza bir bakalım. 2y küp artı 2x kare y. Neyse göremeyeceğiz. 2y küp artı 2x kare y. Devam edelim. Eksi x kare eksi y. Eksi x kare eksi y. Buradan birazcık uyanıklık yaparsak, burada x kareyi yalnız bırakırsak, x kare 1 eksi y kare eder. Buradaki x kare yerlerini 1 eksi y kare koyarsak, fonksiyonumuzu tamamen tek değişkenli hale dönüştürürüz. Y'ye bağlı. Fy 2y küp. Buraya 1 eksi y kare koyduk. 2y ile çarpıyoruz onu. Neyse, çok hızlı gitmeyelim. 2 çarpı 1 eksi y kare çarpı y eksi 1 eksi y kare eksi y. Şunu bir düzenleyelim. 2y küp artı 2y eksi 2y küp. 2y'yi şuraya dağıtırsak. Eksi 1 artı y kare eksi y. Bunlar birbirlerini götürdü. Y kare artı y eksi 1.
Tamam, f(y) fonksiyonumuzu bulduk. Şimdi bunun türevini sıfır yapandan da çember yayının üzerinde bizim için aday gelecek. F'in türevi y eşittir 2y artı 1 eşittir 0. Y eşittir eksi 1 bölü 2 çıktı. Bunu götürüp bizi sınırlayan bu noktaya koyacak olursak x kare eşittir y'ye eksi 1 bölü 2 koyarsak 1 bölü 4 eder. 3 bölü 4. Buna karşılık da 2 tane x gelir. Kök 3 bölü 2 ve x eşittir eksi kök 3 bölü 2. Bununla birleştirirsek buradan da adaylar kök 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2 ve eksi kök 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2. Bunlar da diğer adaylarımız. Bunların bulunduğu yerlere bakacak olursak y'miz eksi 1 bölü 2. Şurada y'nin eksi olduğu yerde bir eksi kök 3 bölü 2 var. Bir de şurada. İki tane kritik noktada, iki tane aday noktada çember yayı üzerinde bulduk. Eksi kök 3 bölü 2, eksi 1 bölü 2, eksi kök 3 bölü 2, eksi 1 bölü 2 şeklinde. Şimdi bu 4 tane adayımızı en baştaki fonksiyonumuzda yerine koyacağız. En büyük sonucu veren bizim için mutlak maksimum değerini vermiş olacak. En küçük değeri veren de mutlak minimumu. Şimdi 5. adım deyip bunu da farklı bir renkle devam edelim. 5. adım. Şu adayla başlayalım. 0'a 1 bölü kök 6. F'te koyuyoruz bunu. F 0'a 1 bölü kök 6. Birazcık şunu aşağı çekip koyacaklarımızın hepsini belirleyelim. Ondan sonra işlemlere başlayacağım. F'te 0'a eksi 1 bölü kök 6 koyacağız bir de. Tamam. İki aday burada vardı. İki aday da burada var. Bir de bunları koyacağız. F kök 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2. F eksi kök 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2. Şimdi buradan başlayacak olursak x yerine 0 koyuyoruz. Y yerine 1 bölü kök 6. 2 çarpı 1 bölü kök 6'nın kübünü alırsak 1 bölü 6 kök 6 olur orası. Buraya x yerine 0 koyduğumuz için gitti. X yerine 0 koyduğumuz için gitti. Burası eksi 1 bölü kök 6. Bunlar sadeleşir. 1 bölü 3 kök 6 eksi bunu da 3 ile genişletirsek 3 bölü 3 kök 6 çıkartırsak eksi 2 bölü 3 kök 6 buradan geldi. 0'a eksi 1 bölü kök 6 koyacağız. Y yerine eksi 1 bölü kök 6 koyuyoruz. 2 çarpı eksi 1 bölü 6 kök 6. Burada x yerine 0 koyduğumuz için gitti gitti. Y yerine eksi 1 bölü kök 6 koyuyoruz. Artı 1 bölü kök 6. Buradan da eksi 1 bölü 3 kök 6. Bunu 3 ile genişletirsek artı 3 bölü 3 kök 6. 2 bölü 3 kök 6 olarak ikinci adayımızı da buradan bulduk. Değerini. Kök 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 koyuyoruz. Y yerine eksi 1 bölü 2. 2 çarpı eksi 1 bölü 8 artı 2 çarpı kök 3 bölü 2 koyduk. Karesini alıyoruz. 3 bölü 4 çarpı y yerine eksi 1 bölü 2. Eksi 3 bölü 4 kök 3 bölü 2 koyuyoruz. Karesini aldık 3 bölü 4. Y yerine eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 4. Şununla şu gitti. Eksi 3 bölü 4. Bir eksi 3 bölü 4 de burada var. Bir de artı 1 bölü 2 var. Bunu da 2 ile genişletirsek 2 bölü 4. Eksi 6, eksi 7, eksi 5 bölü 4. Şimdi bunu koyuyoruz. 2 çarpı yine eksi 1 bölü 8 artı 2 çarpı bunun karesini alırsak
x yerine koyuyoruz. Yine 3 bölü 4 çarpı eksi 1 bölü 2. Çok da değişen bir şey olmuyor. Hatta aynısı oluyor yine. Artı 1 bölü 2. Ara işlemleri yapmayalım. Bu da eksi 5 bölü 4 verecek. Şimdi açık bir şekilde mutlak maksimum değerimizin 2 bölü 3 kök 6 olduğunu bulduk. Mutlak maksimum değeri 2 bölü 3 kök 6. Çünkü tek pozitif olan çıkan sonuç bu. Nerede? 0'a eksi 1 bölü kök 6 noktasında. Mutlak minimuma geldiğimizde eksi 5 bölü 4 mü daha küçük, eksi 2 bölü 3 kök 6 mı? Bu eksi 1'den daha küçük bir şeydir. Eksi 1 virgül küsuratı vardır. Burada ise 3 kök 6 2'den çok daha büyük bir şeydir. Bu eksi 0 virgül bir şeyler. Eksi 5 bölü 4 daha küçüktür. Mutlak minimum değeri eksi 5 bölü 4'tür ve 2 tane noktadadır. Kök 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2 ve eksi kök 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2 de. Bu şekilde sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Kapalı bölgemiz çember olduğunda sadece köşe koordinatlarımız bulunmuyor. Bu ana fikirler üzerinden sorumuzun çözümünü gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.